أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد ابن هبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع adlı müsnedinden hadisler okumaya devam edelim. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı. Bulunduğumuz çeşit 52. çeşit. En-nev'u s-sani vel-khamsun. Çeşit başlığı şöyle. El-emru bi-şey'i yuzkaru ta'qiba şey'in madin. Önceki bir şeyin peşi sıra anılan bir şeyin emredilmesi. وَالْمُرَادُ مِنْهُ بِدَايَتُهُ. Bu emirle amaç bunun başlangıcı. Yani o önceden gerçekleşen şey. فَاُطْلِقَ الْأَمْرُ بِلَفْضِ التَّعْقِيبِ. Ancak emir takip lafzıyla, yani ikinci sıradaki şeyin emredilmesiyle geldi. Ardışık iki olay var. Bunlardan ikincisi, birincinin sonucunda gerçekleşen şey emrediliyor. Ama bununla maksat birincinin emredilmesi diyor İbn-i Hibban. وَالْقَصْدُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ لِعَدَمِ ذَٰلِكَ التَّعْقِيدِ اِلَّا بِتِلْكَ الْبِدَايَةِ. Bununla amaç birincinin emredilmesidir. Zira ikinciyi birinci olmaksızın yapmak mümkün değil. 1131 nolu hadis. اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ. Bize Muhammed bin el-Hasan bin Kutaybe haber verdi. حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَا. Bize Harmele bin Yahya anlattı. حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ. Bize İbn-i Vahb anlattı. حَدَّثَنَا يُونُسُ. Bize Yunus anlattı. عَنِ بْنِ شِهَابٍ. O da İbn-i Şihab'tan. اَخْبَرَنِي أَبُوْ اِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ. Bana Ebu İdris el-Hevlani haber verdi. Ennehu semi'a Ebu Hureyre'te. Kendisi Ebu Hureyre'yi işitmiş. Ve Ebu Sa'idin el-Hudriye. Ayrıca Ebu Sa'id el-Hudriye'yi işitmiş. Yekulani. İkisi de demişler ki. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Men tevadda'a felyestenfir. Kim abdest alırsa şey yapsın, felyestenfir, burnundan dışarıya, işte bizim sümkürmek dediğimiz felyestenfir. Başka daha kibar bir anlatım var mı bilmiyorum. Ve men istecmara, kim taharet alırsa, taharet aldığında felyutir, bunu üç kez yapsın. Yani tek defa ile bir seferle yetinmesin. فَلْيُوتِرْ üç defa yapsın. قَالَ اَبُوْ حَاتِمْ. Ebu Hatim diyor ki الْاِسْتِنْثَارُ. Demin andığımız الْاِسْتِنْثَارُ, yani burundan dışarıya su atmak. هُوَ o اِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْاَنْفِ. Burundan dışarıya su çıkarmaktır. وَالْاِسْتِنْشَاقُ. İstinşak ise اِدْخَالُهُ fihi. Suyu burna almaktır. Suyu burna çekmek. Demek suyu burna çekmek. İstinşak, burundan suyu dışarıya püskürtmek, istinthar. Hazreti Peygamber neyi emrediyor? İstintharı emrediyor. Burundan suyu dışarıya püskürtmeyi emrediyor. فَقَوْلُهُ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisinin مَنْ تَوَضَّ فَلْيَسْتَنْثِرْ. Kim abdest alırsa burnundan dışarıya su püskürtsün demesi, erade maksadı bununla فَلْيَسْتَنْشِقْ, burnuna su çeksin demektir diyor. فَاَوْقَعَ böylece فَاَوْقَعَ اِسْمَ الْبِدَايَةِ başlangıcın adını اَلَّذِي هُوَ الْاِسْتِنْشَاقِ
istinşakı alen nihayeti sonrakinin üzerine vermiş oldu. Ellezî huvel istinthâr. Yani burundan su püskürtsün demekle aslında burnuna su çeksin demek istedi. Zira burnundan su püskürtmek burnuna su çekmeden mümkün değil. لِأَنَّهُ لَا يُوْجَدُ لَا يُوْجَدُ الْاِسْتِنْثَارُ اِلَّا بِتَقَدُّمِ الْاِسْتِنْشَاقِ لَهُ. Çünkü burnuna su çekmeden burundan su vermek, atmak mümkün değil. Dolayısıyla ardışık olan iki şeyden ikincisini emrederek aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birincisini emretti diye formül başlığına, nevi başlığına uyuyor. وَالْاِسْتِجْمَارُ İsticmar ise, ki bunu çoğunlukla taş ile yapıyorlardı, هو الاستطابت temizlenmek gerek büyük abdestten gerek küçük abdestten وهو إزالة النجاسة عن المخرجين her iki mahreçten her iki çıkış noktasından necaseti izale etmek onu uzaklaştırmak onu silmek Hazreti Peygamber bunu yaparken diyor en az 3 kez yapın diye salık vermiş emretmiş ashabına. Bir sonraki hadis 1132 nolu hadis zikrul haberil musarrihi بِسِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْلَفْضَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ Yukarıdaki lafıza dayanarak yaptığımız yorumu açıkça gösteren ikinci bir hadis diyor İbn-i Hibban 1132. Yukarıda okuduğumuz hadis nerede varmış? İki nolu hadis, iki nolu dipnot, Buhari'de varmış. Deminki okuduğumuz hadis Buhari'de var. Buhari 109 nolu hadis. 159 nolu hadis. 1132 nolu hadisi okuyorum. Akhbarana Ebu Halife'te bize Ebu Halife haber verdi. Haddetena el-Kanebiyyü bize el-Kanebi anlattı. An Malik'in o da Malik'ten. An Ebi Zinadi o da Ebu Zinad'dan. An el-A'raci o da el-A'raç'tan. An Ebi Hureyre'te o da Ebu Hureyre'den. Enne Resulallahı sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki اِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ biriniz abdest aldığında فَلْيَجَعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ الْيَنْثِرْ suyu burnuna koysun, burnuna alsın, sonra onu dışarı sümkürsün, dışarı püskürtsün. وَمَنْ اِسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ taharet alanda bunu en az 3 kez yapsın diye bu hadiste açıkça geçiyor. İbn-i İbban'ın yukarıda yoruma dayandırdığı bilgi bu hadiste açıkça var. Bu hadiste yine Buhari'de 160 nolu hadis olarak varmış. 52. çeşit böylece bitmiş oldu. Geldik 53. çeşide. اَنَّمُعَ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ الْاَمْرُ بِفِعْلٍ bir eylemin, bir fiilin emredilmesi. Fi اَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ belirli zamanlarda, bilinen belirli zamanlarda yapılmak üzere bir eylemin emredilmesi. مِنْ اَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ yine bu emir belli bir nedene dayanıyor. Belli bir neden dolayısıyla, belli bir sebep dolayısıyla belli zamanlarda bir emrin emredilmesi. فَمَتَى صَادَفَ الْمَرْءُ ذَٰلِكَ السَّبَبَ fi ahad el avqat el mezkurati anılan zamanlardan birinde her kim bahsedilen nedene denk gelirse sakata anhu zalika fi sairha artık başka zamanlarda bu emri yerine getirmek ondan düşer. Ve in kana zalika amran bin ve irsadin işin aslında bu verilen emir de nedir? Bir yol gösterme, en iyisini nasıl yapacağı hususunda kendisini yönlendirme bakımından verilmiş bir emirdir. Bağlayıcı da zaten değildir diyor İbn-i Hibban. 1133 nolu hadis. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْمُسَنَّى bize Ahmet bin Ali bin el-Müsenna haber verdi İbn-i Hibban hocası. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ bize Vehb bin Bakiyye anlattı. Haddethena Halid ibn Abdullah bize Halid bin Abdullah anlattı. Anil Cüreyri'yi o da El Cüreyri'den. An Ebi Nadrata o da Ebu Nadra'dan. An Ebi Sa'idin El Hudri'yi o da Ebu Sa'id El Hudri'den. Kale dedi ki İ'tekefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikaf yaptı. Yani ibadete çekildi. Genelde genellikle mescitlerde Hazreti Peygamber de kendi mescidinde itikafa çekilmiş. Ne zaman?
El-Aşral Evsata min Ramazan. Ramazanın ortasında, yani ilk onunda değil, son onunda değil, orta onunda itikafa çekildi. Neden? وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Kadir gecesini aramak, Kadir gecesine denk gelmek ümidiyle Hazreti Peygamber Ramazan'ın ortasında itikaf yaptı. Orta onunda, el-aşrel avsat, orta onlukta itikafa çekildi. ثُمَّ اَمَرَ بِالْبِنَاءِ. Sonra Ramazan'ın 20. günü itibariyle orta on bitince اَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَنُقِضَ. Emretti, o itikaf için yaptırdığı hücre yahut baraka ortadan kaldırıldı. Hazreti Peygamber mescidinin içerisinde itikaf yapmak için kendisine bir baraka yaptırmış. Küçük bir yer böyle. Oraya çekiliyor, orada itikaf yapıyor. O 10 gün geçince kaldırın bu barakayı demiş. ثُمَّ اُبْنِيَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ. Sonra son 20'de yine Hazreti Peygamber o barakayı yaptırdı. فَأَمَرَ بِهِ فَاُعِيدَ. Tekrardan yaptırdı. فَخَرَجَ اِلَيْنَا. Sonra bize çıktı diyor Hazreti Peygamber, yanımıza geldi. فَقَالَ. Dedi ki اِنَّهَا اُب۪ينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Bana Kadir gecesi bain, yani açık olmuştu. Bana gösterilmişti Kadir gecesi. وَاِنِّي خَرَجْتُ لِيُبَيِّنَهَا لَكُمْ. Ben de çıktım ki onu size söyleyeyim falanca gündür diye. فَتَلَاحَ رَجُلَانِ فَنَسِيتُهَا فَنُسِيتُهَا. İki adam şurada birbirleriyle konuşuyorlardı, bir tartışıyorlardı. Ben onun etkisiyle unuttum, bana unutturuldu diyor Hazreti Peygamber hangi gün olduğu. Feh, işte bu nedenle, dolayısıyla ben de unuttum, bilmiyorum. Feltemisuha fittasiati ve sabiati vel hamisati. Siz Kadir gecesini 9'unda, 7'sinde ve 5'inde arayın demiş İbn Hibban, şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kultu, dedim ki ya Ebu Sa'idin, ey Ebu Sa'id, bu hadisi dinleyen, yani Ebu Nadra, Ebu Sa'id el-Hudriye sahabiye diyor ki ey Ebu Sa'id, innekum a'lemu bil adedi minna, siz sayı işini bizden daha iyi biliyorsunuz. فَاَيُّ لَيْلَةٍ اَتَّاسِعَةُ وَالسَّبِعَةُ وَالْخَامِسَةُ. Bu 9. 7. 5. dediğiniz geceler hangileri? قَالَ. Ebu Said cevap veriyor. Diyor ki اِذَا كَانَ لَيْلَةُ وَاحِدٍ وَعَشْرِينَ. 21. gece olduğunda Ramazan'da فَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ اَتَّاسِعَةُ. Ondan sonraki gelen gece 9. gecedir. Sondan sayıyor Ebu Said. ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً. Sonra bir gece atla. ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا هِيَ السَّابِعَةُ. Sonraki gelen gece 7. gecedir. ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً. Sonra bir gece atla. وَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ الْخَامِسَةُ. Ondan sonraki gelen gece de 5. gecedir. Yani Ramazan'ın ilk 20'sini geçtikten sonra 21. geceden 21. gece, 21. günün gecesini 9. gece, 23.'ünkine 7. gece diyor. 25'inkine de 5. gece diyor. Sondan sayıyorlar. Biz halbuki 27'yi de 29'u da sondan, 9'u, 5'i, 3'ü sondan sayıyoruz. Kâlel Cüreyri'yü. Cüreyri dedi ki bu hadis nerede var? Ha, hadis bitmedi henüz. Kâlel Cüreyri'yü. El Cüreyri diyor ki ve haddeteni Ebu'l Alâ'i. Bana Ebu'l Alâ anlattı. An mutarrifin, o da mutarriften. Ennehu semi'a Muaviyete yekulu. Kendisi Muaviye'yi şöyle derken işitmiş. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi buyurdu ki وَالثَّالِثَةُ. Üçüncüde de arayın. Yukarıdaki hadiste 9. 7. ve 5. geçiyor. Gelen ilavede, Muaviye kanalıyla gelen ilavede 3. ifadesi de gelmiş. Bu hadis Buhari, Buhari ile sahihini almamış. Müslim'in sahihinde var. 1167 nolu hadis Müslim'de. Ebu Hatim ne diyor? Diyor ki Kale Ebu Hatim radıyallahu anh. Yukarıdaki nevi başlığını unuttuk.
El-emru biltimâsi leyletil kadri, Kadir gecesini aramak yahut Kadir gecesini aramak emri, fil leyalil ma'lumeti, belirli zamanlarda, bakın emir var, emir belli zamanlarda yapılacak. Fil leyalil ma'lumeti el-mezkureti fil haberi emru neflin. Kaldı ki bu emir de bağlayıcı bir emir değil. Böyle Kadir gecesini aramak emri hadiste geçen bağlayıcı değil. Ne? Emru neflin, nafile bir emir. Yaparsan sevap kazanırsın. Umira min ecli sebeben. Bir sebep dolayısıyla emredildi. O da ne? Ve huve musadefetu leyletil kadir. Kadir gecesine denk gelme maksadıyla. Bu nedene dayanarak Ramazan ayının orta onunda yahut son onunda, ki hadisin sonunda son onu işaret ediliyor, emredildi. İbn-i Hibban diyor ki فَمَتَا سُودِفَتْ فِي اِحْتِ الْلَيَالِ الْمَذْكُورَةِ, bahsedilen gecelerde Kadir gecesine denk gelinirse سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُهَا فِي سَائِرِ الْلَيَالِ, diğer gecelerde artık Kadir gecesini aramak yükümlülüğü yahut böyle bir özendirme o kişiden ne yapar? Düşer. İşin aslında zaten bu emir bir nafileydi. Böylece 53. nevide, 53. çeşitte tamamlanmış oldu. El-Nev'ur Rabi'u vel-Khamsun, 54. çeşit. El-Emru bi-Fi'lin, bir fiilin, bir eylemin emredilmesi. Makrunin bi-Sıfatin muayyenin aleyha, bir sıfata eşleştirilmiş ve ona dayandırılmış. يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعَلِ, bu emri yapmak mümkün. بِغَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ, bu eşleştirildiği sıfattan ayrı olarak da yapmak mümkün. اَلَّتِي قُرِنَتْ بِهِ, diyor İbn-i İbban. Çeşit başlığı böyle. 1134 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفِيَانَ, bize El-Hasan bin Süfyan haber verdi. حَدَثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, bize Mahmud bin Gaylan anlattı. حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ, bize Ebu Ahmet el-Zübeyri anlattı. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, bize Süfyan anlattı. عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ, o da Yahya bin Said'den. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِرْرَحْمَانِ, o da Amre binti Abdurrahman'dan. عَنْ عَائِشَةَ, o da Aişe'den. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, دَخَلَ عَلَيْهَا, Ayşe'nin yanına girdi. وَمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا, bir kadın da o esnada Hazreti Ayşe'yi tedavi ediyordu. اَوْ تَرْقِيهَا, yahut ona rukye yapıyordu. Rukye bir söz eşliğinde kişiye tedavi seansı uygulamak. فَقَالَ, Hazreti Peygamber kadının söylediklerini duyunca demiş ki عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ, onu Allah'ın kitabıyla tedavi et. Hazreti Peygamber'den sadır olan söz bu. Onu Allah'ın kitabıyla tedavi et. قَالَ أَبُوْ حَاتِمْ, Ebu Hatim diyor ki, yani İbn-i Hibban, قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Allah'ın elçisinin عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ, onu Allah'ın kitabıyla tedavi et demesi, arada burada maksadı عَالِجِيهَا بِمَا يُب۪يحُهُ كِتَابُ اللّٰهِ, onu Allah'ın kitabının mübah saydığı şeylerle tedavi et demektir, diyor İbn-i İbban. لِأَنَّ الْقَوْمَ, çünkü o dönemde kavim, millet كَانُوا يَرْقُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَشْيَاءَ فِيهَا شِرْكٌ, içinde şirk olan şeylerle tedavi uygulamalarında bulunuyorlardı. İçinde şirk olan bir takım sözlerle alışkanlık edinmişlerdi, tedavi uygulamasında bulunuyorlardı. فَزَجَرَهُمْ, dolayısıyla Hazreti Peygamber onları yasakladı. بِهَذِهِ اللَّفْضَةِ, yukarıdaki sözüyle عَنِ الرُّقَى اِلَّا بِمَا يُب۪يحُهُ كِتَابُ اللّٰهِ دُونَ مَا يَكُونُ شِرْكًا, Allah'ın kitabının helal kıldığı şeyler dışında içinde şirk olacak olması muhtemel şeylerle tedavi uygulamasında bulunulmasını yasakladı, diyor Ebu Hatim. İbn-i Hibban'ın bu hadisi çeşit başlığı ışığında ele alacak olursak, bir emrin bir sıfat eşliğinde belirgin bir biçimde emredilmesi, onu Allah'ın kitabıyla tedavi et,
Ama İbn İban diyor ki illa Allah'ın kitabıyla tedavi etmek gerekmez. Allah'ın kitabının mübah gördüğü şeylerle de tedavi edilebilir. Dolayısıyla sıfattan koparabiliyor emri. İbn İban en azından böyle anlamış. Rukiye, yani diyelim ki burada adam hasta yatıyor. Siz diyorsunuz ki ya Rabbi bu adama şifa ver. Başında oturmuş habire Allahümme şifi, Allahümme şifi, ya Rabbi sen buna şifa ver diyorsunuz. Yahut Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ hastalanırsam bana şifa veren odur ayeti var ya, aklıma öylesine geldi. Onu okuyorsunuz onun üzerine وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ diye bu ayeti okumak suretiyle onu tedavi etmeye, tedavi uygulamasında bulunuyorsunuz. Buna rukye diyoruz. Yani dua. Zikrul haberi del, hadisin zahirinden anlaşıldığı kadarıyla Hazreti Peygamber Allah'ın kitabıyla onu tedavi et diyor. Böyle demesinden de anlaşılıyor ki o kadın rukye yapıyordu. Çünkü rukye dışında bir şey yapıyor olsaydı Hazreti Peygamber, yani ağzında bir söz, o söz ile Hazreti Ayşe'yi tedavi etmeye çalışıyordu. Ne gibi olabilir? Yani içinde şirk olan böyle bir cahiliye döneminden aklımda bir örnek yok ama yok sanmıyorum öyle de. Yok o öyle değil de eskiden öyleymiş. Mesela belki. Hı hı. O an onu hatırlatacağız, düzelteceğiz bir uyarı olarak mesela eskiden tamam şeyler var. Ya diyelim ki diyor ki başı ağrıyorsa başını okşayıp ey ağrı git, ağrı geç diye ne bileyim. İçinde böyle ağrıya kişisellik veren, sonra onun gitmesini, böylece şifa verenin, ağrıyı verenin, götürenin, daha doğrusu her şeyi kontrol eden Allah olduğu yaklaşımından uzak bir şey olması gerekir cahiliye rukyesi. Hazreti Peygamber de o toplumun çocuğu, cahiliye rukyesini biliyor. Duydu kadının aynı şeyleri, nakaratı söylediğini, demiş ki onu Allah'ın kitabıyla muhalece et, tedavi et. Zira Allah'ın kitabında şifa namına ne ararsan var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ adı şifa olan, kendisine şifa denecek her ne varsa bunlar Allah'ın kitabı ile indirilmekte her an diye zaten Kur'an-ı Kerim'de bu böyle bir ayet var. Dolayısıyla Kur'an ayetleriyle tedavi uygulamasında bulunmak bu hadiste emredilmiş gözüküyor. ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ delalet eden haber neye ala sıhhati ma teavvelna yukarıdaki hadisi İbn-i İban diyor ben tevil ettim, kabul ediyor tevil ettiğini ama tevilim bir başka hadise dayanıyor. Bakın bu hadis bir delil sunuyor bana, yukarıdaki tevilimin sıhhatini destekliyor. Tilke sıfatil muabberi anha fil babil mutakaddim yukarıdaki hadiste anılan sıfatı, anılan özelliği ben tevil ettim ama bu tevilimde haklıyım zira buna dair bir delil var okuyacağım hadiste diyor İbn-i İbban. 1135 nolu hadis. Deminki okuduğumuz hadisin kaynağı işte İbn-i İbban'da var. İbn-i İbban dışında ne Buhari ne de Müslim bu hadise yer vermemişler. Zikrul haberi del 1135 yeni hadis. Ahberena Muhammed ibn Abdullah ibn el-Cüneydi bi Busta. Bize Muhammed bin Abdullah bin el-Cüneyd Büst'te haber verdi diyor İbn İban. Büst zaten İbn İban'ın kendi memleketi. Bugünkü Afganistan sınırlarında. Haddesena İbrahim ibn Yusuf'a bize İbrahim bin Yusuf haber verdi, anlattı. Haddesena Ebul Ahvasi bize Ebul Ahvas anlattı. An Mansur'in o da Mansur'dan. An İbrahim'e o da İbrahim'den. An el Esvedi o da el Esved'den. An Aişe'te o da Aişe'den. Kâlet demiş ki Hazreti Aişe. Kâne Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İzâ utiye bil maridi yed'û. Hazreti Peygamber'e bir hasta getirilse, Hazreti Peygamber'e hasta getirildiğinde dua ederdi. Ve yekûlu şöyle derdi duasında. Ezhibil be'se. Hastalığı gider, sıkıntıyı gider. Rabben nâsi. Ey insanların Rabbi. Hastalığı gider. İşfi ente şafi. Şifa ver. Şifa veren sensin. La şifa'a illa şifa'uka. Senin şifandan ayrı bir şifa söz konusu değil. Şifa'en la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ki hiçbir hastalık bırakmıyor. Yani senin şifandan ayrı bir şifa yok. Senin şifan da hastalık bırakmayan
bir şifadır diye Hazreti Peygamber bakınız dua ediyormuş. İşte bunları okuya diyebilirsiniz. Bu hadis nerede var? Bu hadisi Buhari sahihine almış. Zikrul haberil musarrihi. İbn-i İbban bunu delil olarak sundu. Neye delil olarak sundu? Bakınız bu bir ayet değil. Şu Hazreti Peygamber'in yaptığı dua, hasta için yaptığı dua. اَذِّبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اَشْفِيَنْ تَشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ifadesi hadis değil, ayet değil. Dolayısıyla Allah'ın kitabıyla mualece, Allah'ın kitabıyla tedavi etmekten İbn-i İbban illa Kur'an ayetleri olması gerekmez. Kur'an'ın helal gördüğü, mübah saydığı herhangi bir dua biçimi de içinde şirk olmayan herhangi bir dua biçimi de rukye sayılabilir demişti ya yukarıdaki yorumunda. Diyor ki bakınız peygamber bile Kur'an'ın mübah saydığı ancak Kur'an ayeti olmayan bir ifadeyle hasta için duada bulunmuş. Zikrul haberin musarrihi açıkça gösteren bir hadis. Bi ibahatir rukyeti. Rukye yapmanın mübah olduğunu. Bir de bu konuda tartışma var. Yani rukyanın mübah olup olmadığı hususunda da bir tartışma var. İbn-i İbban mübah olduğunu savunuyor bu hadisler çerçevesinde. Bir hadis daha veriyor. Rukyanın mübah olduğunu göstermek üzere. بِيْبَحَةِ الرُّقْيَةِ لِلْعَلِيلِ بِغَيْرِ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا Şirk olmadığı sürece Allah'ın kitabı dışında herhangi bir ifadeyle de rukye yapmanın caiz olduğunu gösteren hadis diye bu hadisi sunuyor. 1136 nolu hadis. اَخْبَرَنَا اَبُوْ يَعْلَى Bize Ebu Ya'la haber verdi. حَدَّثَنَا أَبُوْ خَيْثَمَةَ Bize Ebu Hayseme anlattı. Haddesena Cerirun. Bize Cerir anlattı. Anil Ameşi. O da El Ameş'ten. An Ebi Sufyan'a. O da Ebu Sufyan'dan. An Cabir'in. O da Cabir'den. Kale. Dedi ki. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anir ruka. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rukye yapmaktan insanları sakındırdı. Yani rukyeyi yasakladı diyor. Fakila kendisine dediler ki Hazreti Peygamber'e Ya Resulallah ey Allah'ın elçisi inneke neheyte anir ruka sen rukye yapmaktan sakındırdın, yasakladın. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Peygamber buyurdu ki men istata'a minkum en yenfa'a ahahu felyefal içinizden kardeşine bir yarar sağlayabilecek hastalığının tedavisi yönünde kimse varsa bunu yapsın demiş. Bu ifadesini Hazreti Peygamber'in bu ifadesini İbn-i İbban Allah'ın kitabı dışında herhangi bir dua ile rukye yapılabileceğine delil saymış. Bu hadis nerede var? Bu hadis Buhari'de yok. Ancak Müslim 2199 numarasıyla bu hadisi kitabına almış. Ennev'ul khamisu vel khamsun 55. çeşit emirler kısmının 55. çeşidi. الامر باشياء bir takım şeylerin emredilmesi min ajli ilalin mudmaratin fi nafs el hitab aynı hitapta aynı hadisin içerisinde gizli bulunan saklanmış bulunan bir takım nedenler dolayısıyla bir takım gerekçeler dolayısıyla bazı şeylerin emredilmesi lem tubayyan keyfiyetuha fi zawahir el ahbar hadislerin görünüründe zahirinde bu nedenler açık değil diyor İbn-i İbban. 1137 nolu hadis. Ekberena Ahmed ibn Ali ibn el Musenna. Ebu Yala bu. Bize Ahmed bin Ali bin el Musenna haber verdi. Haddesena Ebu Haysemata. Bize Ebu Hayseme anlattı. Haddesena Yezid ibn Harun'a. Bize Yezid bin Harun anlattı. اخبرنا الجريري بزاء الجريري ان haber verdi عن ابي نضره او ده ابو نضره'dan عن ابي سعيد الخدري او ده ابو سعيد الخدري'dan عن النبي صلى الله عليه وسلم او ده peygamber صلى الله عليه وسلم'dan قال dedi ki اذا اتى احدكم على راع فلينادي biriniz bir sürüye denk geldiğinde hayvan sürüsü tabi. Fel yunadi seslensin. Ya ra'iyel ibli. Ey bu develerin çobanı. Selâfen üç kere seslensin.
فَاِنْ اَجَابَهُ Biri cevap verirse, cevap verir zaten. وَاِلَّا Şayet cevap veren çıkmazsa, فَالْيَحْلُبْ Sağsın, süt sağsın. وَالْيَشْرَبْ Ve o sütten içsin. وَلَا يَحْمِلَنَّ Ancak yanına süt almasın. İçebildiği kadar içsin, ancak herhangi bir şeye doldurup süt taşımasın yanında diye bir bakıma bizim göz payını hatırlatan bir şey bu. وَلَا يَحْمِلَنَّ Ancak taşımasın diyor yanında. وَاِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ Biriniz bir hurmalığa gidecek olursa فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا Orada da üç kez bağırsın. Ancak bu nida tabi böyle. Ya sahibel haiti, ey bu çiftliğin sahibi. Fe in ecabehu, biri cevap verirse, cevap verir zaten, orayı hiç kurcalamıyor Hazreti Peygamber. Ve illa, şayet cevap çıkmazsa, fel ye'kul, o takdirde yesin. Ve la yehmilenne, ancak yanında taşımasın. Yani yanına bir şey almasın. Kale ravi devamla diyor ki ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber bir de şunu söyledi o gün. Ne demiş o gün Hazreti Peygamber? Ed-diyafetu selasetu eyyamin. Misafirlik üç gündür demiş. Feme zade fesadakatun. Balık örneği falan yok, merak etmeyin. Feme zade fesadakatun. Artarsa diyor, buna kapı aralıyor Hazreti Peygamber. O artan günler hepsi sadakadır. Yani artık adam, o misafir olan kimse bir bakıma sadaka alıyor olur ev sahibinden. Ev sahibi de ona artık sadaka veriyor olur o gün üç günden sonra. Kale, bu hadis nerede var? 9 nolu dipnot. Bu hadisi bu haliyle ne Buhari ne de Müslim sahihine almamışlar. Ama İbn-i İbban almış. Elbani'nin notu ise sahih. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim diyor ki, şimdi nevi başlığını hatırlayın. Bazı emirler olacak. O emirler belli nedenler, belli gerekçeler var orada. Onlar da gizli demişti İbn-i İbban. Görünmüyor. Dolayısıyla hadisin zahiri, görünürünü İbn-i İbban şimdi o gizli nedenlerle sınırlayacak. Kale Ebu Hatim. Ebu Hatim diyor ki, اُدْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ Bu habere gizlenmiş. عِلَّتُ الْاَمْرِ Emrin illeti, gerekçesi haberde gizli. وَهِيَ O da ne? اِضْطِرَارُ الْمَرْءِ Kişinin zor duruma düşmesi. وَحَاجَتُهُ اِلَيْهِ Ve ihtiyaçlı duruma düşmesi. عِنْدَ تَلَفِ النَّفْسِ Telef olacak bir duruma gelmiş olması. Çölde gidiyor, susuzluktan telef olacak. Deve sürüsü önüne geldi. Orada Hazreti Peygamber'in bu bahsettiği uygulamayı yapacak. Yoksa gidiyor, gitti, keyfi gıcır, baktı develer de güzel, sevinç görülüyorlar. Bunların sütü nasıldır, şöyle tadayım diye. İbn-i İbban'a göre Hazreti Peygamber onu demiyor. Çünkü diyor ki gizli nedenler var. Gerçi neresinde gizli onu ben pek göremiyorum ama İbn-i İbban doğru olabilir bir sonraki hadislerde. Evet. Ancak burada da gizli diyor. Zaten gizli demek görülemiyor demektir. Biz de yani sorduğumuz şeye bak. Görülüyorsa gizli olmaz. Onu delillendirecek, evet. وَحَاجَتُهُ اِلَيْهِ عِنْدَ تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ Yoksa kudretin yerinde, elin geniş, pazara gitsen süt de alırsın, hurma da alırsın. Yani bu imkanların varken gidip adamın bahçesine, üzüm bahçesine yahut hurma bahçesine öyle kısık bir sesle kimse yok mu deyip sonra yemek ye yol açan bir hadis değil diyor İbn-i İbban bu hadisi. Bir sonraki hadis 1132. Zikrul haberi dalli, delalet eden haber. Neye? Ala enne hazel emra, bu bahsedilen, verilen emrin leyse bi ibahatin alel umumi, böyle geniş geniş, genel manada bir mübahlık, bir sakıncasızlık alanı açtığını, açmadığını gösteren, bel tam tersi idâ kânel mer'u muddarran yekâfu alâ nefsihi telefa. Tam tersi, kişinin zor durumda olması gerekir. Telef olacağı korkusuna kapılmış olması gerekir. Yani ben bu hurmayı yemesem telef olacağım. Oluyor ama bazen böyle. Öyle hurma görüyorsunuz ki yani yemesem içimde kalacak diye.
telef olacağı korkusuna kapılırsa kişi, böyle bir zor duruma düşerse, o zaman onlar için geçerli, yoksa geneli itibariyle İbn-i İbhan diyor ki öyle olmadığını gösteren bir hadistir. Bakınız diyor, 1138. اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اِدْرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ. Bize el-Hüseyin bin İdris el-Ensari haber verdi. اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَب۪ي بَكْرٍ. Bize Ahmet bin Ebi Bekir haber verdi. عَنْ مَالِكٍ, o da Malik'ten. عَنْ نَافِعٍ, o da Nafi'den. عَنْ İbni Umar'a, o da İbni Ömer'den. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme قَالْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَا شِيَتَ أَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِهِ. Kimse, hiç kimsenin sürüsünü izni olmaksızın sağmasın. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَذَرَ طَعَامُهُ. Biriniz başkalarının kendi mutfağına, kilerine gelmesini, oradan yiyecekler kapıp götürmesini, bundan hoşlanır mı içinizden herhangi bir kimse? اِنَّمَا دُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ اَطْعِمَتُهُمْ. Bu insanların da yiyecekleri hayvanlarının memeleri. Yani orası onların mutfağı. Dolayısıyla nasıl biriniz diğerinizin mutfağına, yiyeceklerine müdahale etmesi hoş karşılanmazsa, öyle ulu orta gördü diye, hayvanın memeleri ortada diye hemen dalıp onları sağmasın. فَلَا يَحْتَرِبَنَّ أَحَدٌ مَا شِيَتَ أَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِهِ. Kimse kimsenin hayvasını, hayvanını izni olmaksızın sağmasın diyor bu hadiste. Yalnız bu hadiste ben zikir başlığını okuyunca İbn-i İbhan'ın ifadesini şöyle bir şey bekledim. Kimse kimsenin hayvasını, hayvanını sağmasın, ancak zor durumda kalırsanız işte o zaman sağabilirsiniz gibi deminki hadise benzer. Ancak deminki hadiste açılan mübahlık alanını belli bir kayıt altına sokan bir şey bekliyordum. Bu hadisin zahirine bakacak olursanız, bu hadis zahirinde kimse kimsenin hayvanına yaklaşıp sağmasın diye mutlak bir nehi var bu hadiste. Evet, İbn-i İbhan şimdi ikisini bir arada götürüyor. Buna ne diyoruz? Telif yahut icma. Cem-i telif, yani toplama ve telif etme. Hazreti Peygamber'i anlamaya çalışma. Bu hadis nerede geçmiş? Evet, bu hadis Buhari'de var. Zikrul emri, emreden hadis. Biraz ancak İbn-i İbhan'ın deminki hadis, deminki mübahlık içeren, görünürde bütünüyle mübahlık içeren hadisi yorumlaması onu bir bakıma buraya yaklaştırıyor. Yani o hadisi tamamıyla tek başına görseniz artık kim gördü, herkes bağının, bahçesinin, hayvanının başını bekleyecek değil. Gelen geçen öyle üç tane bağırıp götürse zaten ortada bir şey kalmaz. Yani o açtığı geniş alanı İbn-i İbhan daraltıyor, diyor ki öyle değil. Bak başka hadisler de var. Bu ancak demek ki zor durumda kalındığı zaman. İbn-i İbhan'ın dediği duruma zaten iş geldi mi rahatlıyor zaten. Çünkü zor duruma kaldığında zaten haram olan şeyler bile فَمَنْ اِذْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, onu zaten ayet belirliyor. Haddi aşmaksızın, severek, hoşlanarak, yemeksizin ihtiyacı giderecek, ölüm tehlikesinden kişiyi kurtaracak şekilde yemeği zaten Kur'an tespit etmiş. O bir önceki hadisin sonunda vardı misafirlik hali. Misafirlik hali de onu bağlıyor olabilir mi? Yani misafirlik insan zorluğunu koruyor ya, onun için sağsın diyor. Yani misafirken bir beldeye gitmiş, o belki kayıtlıdır ölüm yani. Kapaçmayacak. Yani yolculukta olsa olsa diyorsunuz bu. Evet, yani aynı ravinin gelen ifadeyi vakale diye vermesi muhtemelen hadisi Hazreti Peygamber'den aynı sohbet meclisinde duymuş olabilir. Eğer her iki ifade de aynı meclisten geliyorsa muhtemelen o günkü konu misafirlik üzerine yahut misafirlik konusu çerçevesinde olabilir. Evet, orada bir karine sezinliyorum dediğiniz gibi. Peki bir sonraki hadise bakıyorum. İbn-i İbhan bu konuyu bitirdi. Daha fazla o konuyla ilgili hadis vermedi. Ancak nevi devam ediyor. Demek ki çeşit başlığına, çeşit başlığındaki formülasyona uyan başkaca hadisler var. Şimdiki hadis, zikrul emri bi gaslil yedeyni. Ellerin yıkanması, ellerin yıkanılmasının emredilmesi.
Kime? Lil müstayqidi. Uykudan kalkan adama. Min nevmihi qabla ibtida'il vudu'i. Abdeste başlamaksızın, abdeste başlamadan önce uykudan kalkan adam ellerini yıkasın. Tabi bu şimdi bize ters geliyor. Abdeste başlamadan ellerini yıkasın. Yani elleri yıkamadan direkt abdeste nasıl başlanıyor diye düşünülebilir. Onlar bizim gibi abdest almıyorlardı. Yani böyle akan suyun önünde abdest almıyorlardı. Onlar bir kaptan abdest alıyorlardı. Dolayısıyla kaptan abdest almak için de el kaba daldırılmalı. Dolayısıyla da el kaba daldırılmadan önce eller dışarıda bir şekilde yıkanmalı ve sonra abdeste başlanmalı. Yani o kaba el girip çıkacak. Hazreti Peygamber yataktan geldin direkt o elini kaba daldırma diye bu ince çizgiye işaret ediyor. 1139. Bırak yataktan çıkıp geldikten sonra el yıkamayı. Bugünümüzün insanı o kadar medeni ki tuvaletten sonra bile doğru düzgün el yıkamıyor. 1139. Yataktan kalkınca daha masum. Yani ellerim ne oldu ki yani yatakta uyudum. Halbuki İbn-i İbban göreceğiz hadislerde. Bir ihtimal ki elim bir yerlere gitmiş olabilir diye. O ihtimale dayanarak yani temizliğe verilen hassasiyet. Hangi toleransla temizliğe özen gösterilmiş? Hem de o günkü gibi suyun akmadığı, suyun kıt bulunduğu, ekvatora yakın sıcak bir muhitte. 1139 nolu hadis. اَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ bize الْفَضْلُ بِنْ الْحُبَابْ haber verdi. حَدَّثَنَا الْقَانَبِيُّ bize الْقَانَبِي anlattı. عَنْ مَالِكٍ o da Malik'ten. عَنْ اَبِ الزِّنَادِ o da Ebu Zinat'tan. عَنِ الْاَعْرَجِ o da الْاَعْرَجِ'ten. عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ o da Ebu Hureyre'den. قَالَ dedi ki. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا اسْتَيْقَطَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ biriniz uykusundan uyandığında فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ ellerini yıkasın. İki elini yıkasın. قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا ف۪ي وَضُوءِهِ o ellerini suyuna sokmazdan önce o iki elini yıkasın. Hazreti Ayşe diyor ki ben onun ellerini yıkardım. Suya abdestine başlamadan önce. Fe inne ahadakum çünkü biriniz la yedri ayna batat yeduhu. Elinin geceyi nerede geçirdiğini bilmez. Çünkü biz uyuduktan sonra ellerimizi artık kendimiz kontrol etmiyoruz. Nereleri gidiyor, nerelerde geziniyor? Hazreti Peygamber diyor bunu bilemezsiniz. Dolayısıyla elleriniz kirlenmiş olabilir. Sabah olduğunda abdest suyuna elinizi sokmadan ne yapın? Ellerinizi hariçte dışarıda bir şekilde yıkayın. Ne büyük bir itina verilmiş abdeste. Bugün doktorlar diyorlar ki pek çok hastalık ellerin temiz tutulmamasından bulaşıyor. Pek çok hastalık. Ellerin sık sık yıkanmamasından kişiden kişiye geçiyor. Hastalıklar bulaşıyor. Güya medeni bir toplumdayız. Halbuki cahiliyeye yaklaşmışız demek ki. Hazreti Peygamber'in gösterdiği bu itina, bu özen bizde görünmüyor. Zikrul adet sayıyı belirten bir hadis. Ellezî yagsilul mustayqidu min nevmihi yedeyhi bihi. Bir de bunun sayısı var. Kaç kez yıkayacak? Bunu gösteren hadis. Uykudan uyanan kimsenin elini kaç kez yıkayacağını gösteren hadis diyor. Bir sonraki hadiste yalnız önceki hadisin kaynağını yani İbn-i İbban dışında geçtiği yeri vereyim. Buhari 160 nolu hadiste. Buhari'de var. Kanal hepsi yakın baktığınız zaman hepsi derin derin bir kanallar. Vantuz görevi yapıyormuş. Yani ekmeği elleşim bırakın bir sürü un alıyor orada. Hı hı. Hiçbir şey yapmıyor. Ekmeği elleşim bırakmaz bir kanallar. Evet. Vantuz görevi yapıyor. Dolayısıyla sabahleyin ellerde bir sürü şey olabilir diyorsunuz. Yalnız şimdi o yani Hazreti Peygamber o eli ağzına falan götürme dese anlarım da. O el abdest suyuna gidecek de, abdest suyunda o işte o dedikleriniz o kirlenecek de oradan. Yani itinanın, özenin hangi düzeyde, hangi yüksek düzeyde tutulduğunu dikkatimi çekiyor. Biz deriz ki ya zaten elimdeki suya geçecek, sudan da zaten dağılır gider. Oradan da bir sonraki elime attığımda o dedikleriniz elime bulaşacak tekrardan da yüzüme gelecek de. Ama Hazreti Peygamber elini yıka diyor. Üstelik ne mikrop, siz bunu söylerken el vantuz falan filan bunu söylerken kafanızda bir mikrop anlayışı var. Küçük gözle görülemeyecek derecede hayatiyete sahip, hastalık taşıyabilen varlıklardan haberdar olarak bu şuurla söylüyorsunuz. O günkü insan böyle bir şey bilmiyor. Baktı temiz temiz diye görüyor.
öyle de bu çizgilerin falan derin olduğunu da bilmiyor. Oraya bir canlının sığacağını da bilmiyor. Ancak Hazreti Peygamber bu narı bilmediği halde, bunların bilmediği bir toplumda temizliğe gördüğünüz ölçüde itina göstermiş diyorum. Vaktimiz doldu. Hadisi haftaya okuruz. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîm li ve lekum ve lisâir müminîn. Rabbena la tuâhidnâ in nesînâ ve ahtâ'nâ. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kema hamaltehu alel lezîne min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lena bih. Va'fu anna ve gfir lena ve erhamna. Ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.